Bakın, bu montaj mıdır, deepfake midir, kurgu mudur? Artık onu savcılık, adli makamlar karar verecek. Ama benimle ilgili bu deepfake'i, bu kurguyu, montajı her kim yapmışsa savcılık tarafından ve adli tarafından karar verilecektir. Şimdi ben size soruyorum. Bir ses kaydı, iki kişi arasındaki görüşmelerin ancak dökümüne ses kaydı denir. Bu montajı, bu üretilen montaja, bu üretilen deepfake'e kurgular eninde sonunda çıkacak. Ben zaten bunu tipin genel merkeze suç duyurusunda bulunalım. Gerçekler teknik inceleme sonucunda ortaya çıksın dedim. Ama buna yanaşmadılar maalesef. Ben açık yürekli, başım dik, alnım açık bir şekilde hadi gidelim savcılığa. Bu üretildi, bu külliyen yalan. Hadi birlikte gidelim savcılıkta suç duyurusunda bulunalım. Ve benimle birlikte suç duyurusuna geleceği söylendi ve maalesef gelmedi. Artık kendileri söylerler. Ancak bu görüşme tamamen İsmail abi daha önce beni aradı söyledi. Tamamen yalandır. Bunu yayınlamanız dahi, bakın size de söylüyorum. Bunu yayınlamanız dahi itibar suikastidir. Ama ben rahatım. Yayın yasağı için adli makamlara başvurmayı asla düşünmedim. Hiçbir şekilde düşünmedim. Ama bu ses kayıtlarına eğer haklısınız, Sayın İsmail Saymaz haklısa, Lütfü Savaş'ın servet bulunduğuna hedef alan, onun inancını, Alevi olmasına hedef alan, onu daha önce de beni 6 Şubat'ta terörist olmakla suçlayan evet bunun olduğuyla alakalı ses kayıtlarına düştü sosyal medya. Biliyorsunuz bu ses kayıtlarıyla ilgili neden bir açıklama, neden bir yazınız olmadı? Göremedim. Ben bunu İsmail abiye de soruyorum Sayın Mutlu. Şu ana kadar anladığım kadarıyla Sayın Savaş'la ilgili olan ses kayıtlarıyla hiç ilgilenmiyorlar. Bakın ben o kayıtlarla ilgili açıklama söyleyeyim. Hiçbir açıklama yapmadım. Çünkü biliyorum ki bir siyasetçi en kolay yapılacak itibar suikastı, sahte montaj, kurgu, deepfake, görüntülü kurgularla olur. Benim için açık ve net söylüyorum. Benim için beyaz beyan esastır. Açık ve net. Bunun için İsmail Bey'e de her zaman da söylüyorum. Bu dolayısıyla bugüne kadar hakkında ses veya görüntü servis edilen hiçbir siyasetçi hakkında tek bir yorumda dahi bulunmadım. Bakın Sayın İnce'yi siz iyi biliyorsunuz. Sayın Muharrem İnce. Basın önüler geldi. Başına neler geldi biliyorsunuz. O gün takındığım tutum neyse aynı şekildeyim. Siyasetçiler yaptığı itibar suikastı milletimiz de hemşerilerimiz de çok aşina. Bunları da biliyoruz. Hep birlikte biliyoruz. Peki. Gökhan Zan şöyle. Şunu da söylemek isterim. Sözde kayıt olan bu montajlarla ilgili sanıyorum adı geçenler de yasal haklarını kullanacaklardır. Öyle değil mi? Bakın açık ve net söylüyorum. Asla gerim atmıyorum. Ben Gökhan Zan'a bir soru sorabilir miyim? Asla adım atmıyorum. Tamam. Asla. Tamam. Asla geri adım atmıyorum. Şimdi peki. İsmail tamam. Şöyle peki, yapalım. Buyurun lütfen. Çok özür dilerim Gökhan Zan. Şöyle şu bu yok, bağlantı yok. Önemli. Şu açıdan önemli. En nihayetinde iddialar kamuoyuna artık yansıdı. Dolayısıyla herkes bunu konuşuyor. Dolayısıyla sizinle bu bağlantıda bir gazetecilik gereği de önemli ve kıymetli. O nedenle de hani sorularımız var. İsmail Saymaz'ın size bir sorusu var. Bir İsmail'in sorusunu alalım. Gökhan'a sorum şu. Turgay Kocakaya kimdir? Gökhan'la ilişkisi nedir? Bunu anlatabilir mi? Çünkü bu kişi Twitter'da şu an tweet atmaya devam ediyor. Gökhan Zan'la nasıl bir ilişkisi var ki böyle bir rol aldı? Onu anlatabilir mi bize? Tabii ki İsmail. Sanırım AKP'li iş adamı olarak tanıtmışsınız. Öyle mi dün tanıtıldı? Ben mi yanlış biliyorum? Ben coğrafyacı diye biliyorum. Evet evet onun için ben düzeltme yapayım. Eğer öyle bir şey varsa da açık ve net söyleyeyim. Bu adam deprem zamanında bizim yaşanan 6 Şubat'taki o felakette ben de hemşerilerime Hatay'dayken doğal olarak kendisine ulaşmaya çalıştım. Yer bilimci, coğrafyacı olduğunu söyledi. Ve Hataylı Alevi kimliğiyle tanınan solcu, devrimci öyle biliyorum ve kendini öyle tanıtan bir insan. Ben de kendisine Hatay'da bu fay hatlarıyla alakalı, yaşanan bu artçılarla alakalı milletimizi bilgilendirmek, halkımızı bilgilendirmek adına ben kendisi diyaloğa girdim, telefonlaştık, sohbet ettik, oturduk, çok kez bir araya geldik, çok sohbet ettik. Özellikle bu Hatay'da yaşanan depremle alakalı. Yani bu adam coğrafyacı, Alevi kimliğiyle devrimci, solcu birisi o bir abimiz. O yüzden kendisi ama böyle tanıtıyor. Belki de öyle değildir, onu bilemem. Ama bize bu şekilde, bana bu şekilde tanıtıldı, onu söyleyebilirim.
Peki hayır peki, siz peki, ne o... yani sizin ilişkiniz nasıl değil mi İsmail? Biraz onu da merak evet, ediyorsunuz. Yani sizin ilişkiniz kişi, ne? Ya benim siyasete yakıştığımı, siyasete girebilirsin, futbol adamlığından bahsettik. İşte yorumculuk yaptığımı, işte spor adamı olarak, teknik adam olarak devam edeceğimi, arkamda olduğunu, siyasette olabilirsin, danışmanlığını yapabilirim. Böyle bir sohbet ediyoruz ve her ortamda konuşuyoruz. Yani iki arkadaş gibi ve ta ki buraya gelene kadar, ta ki yanında amcasının oğlu Mihal Kocakaya diye isimli birisi, bir şahıs, tehlikeli biri olduğunu ve onlar tarafından da tehdit edildim. Ve bana kurgu, montaj yapı, benden de para talep edeceğim. Lütfü Savaş tarafından. Ne için para istediler? Lütfü Savaş tarafından, efendim. Ne için para istediler yani? Nedir mesele? İşte bu olaylarla alakalı. Bu adamlar Minhal Kocakaya'nın bu eski polis FETÖ olaylarıyla alakalı yakalanan bu adam yanıma gelip benden para istedi. Sana kurgu, montaj... Bunlara karşılık da istediğim, ben de çok özür dilerim ama her şekilde konuştum. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Savcılar diyeceğimi, avukat söyleyeceğimi söyledim. Ondan sonra hemen geri vites attı. Bir sonraki görüşmede yanıma tek başına geldi. Hatta ben size birazdan İsmail Bey bana yolladığı amcasının oğlu Minhal Kocakaya ve Lütfü Savaş'ın danışmanı Mehmet Güzel'le olan yazışmalarına bana gönderdi. Kusura bakma, affet beni abi dedi. Bunları söyledi. Ve ben bu yazışmaları birazdan size yollayacağım. Takdirde sizinle ben bütün bunları da savcılığa hepsine verdim. Siz de istiyorsanız bunları da yayınlarsınız. Hatta şuraya da geleceğim. Sayın Savaş'a beni tehdit etmeye gelene ve ilişkinizi de sormalarınızı istiyorum lütfen. Bakın bu çok önemli. Sayın Savaş'a beni tehdit etmeye gelenlerle ilişkisini soracak mısınız? Bu da benim için önemli. İsmail Bey. Tabii. Yani bana şantaj yapmalarının talimatını Sayın Savaş mı vermiştir? Bakın bunu da soruyorum. Sayın Savaş mı vermiştir? Bakın başka bir şey daha söyleyeyim. Hafızalarımızı hemen zorlayalım. Sayın Lütfü Savaş, Erik Acerer'e aracı gönderip elindeki bu montajları para karşılığında yayınlamasını istemiş midir? Erik Acerer'in attığı tweet'i görmüşsünüzdür. Okumuşsunuzdur. Bu arada Sayın Özgür Özel'in bu olaydan bir gün önceki açıklamasını Hatay'da işte binada çekilmesi gerektiği açıklamasını duydunuz mu? Bunu da söyledi. Hemen akabinde arkadaşlarım var dedi biliyor musunuz? Yorulduysan 2-3 gündür çekilebilirsin. Teklifleri geldi bana. Çekilebilirsin. Hemen akabinde yaşanan bu olaylar size hiç tesadüf geliyor mu? Sayın Saymaz. Peki yok, benim adaylıktan şey çekilmemi kim ister? Kim ister benim adaylıktan çekilmemi? AKP ister. Lütfü Savaş ister. Çünkü kazanamayacağını biliyor. Muhalif olanların hepsi bende toplanacaktı. Ama bakın Sayın Saymaz, Gezi'ye karşılık Hatay'ın verileceği iddialarını her seferinde sordum arkadaşlarımıza. Bu iddiaları hep yalanladılar. Yani benim basit bir montajla korkup sineceğimi mi sandılar? Hatta ama planlarını bozdum. Planları bozuldu. Ben şu an itibariyle yasal olarak tipin adayıyım. Bütün Hatay halkı bunu bilsin. Tipin adayıyım yasal olarak. Siyasal olarak da Hatay İttifakı'nın temsil eden adayıyım. Bunu da bilsinler. Gökhan bir şey sorabilir miyim? Her geçtiği gün, efendim buyurun. Özür dilerim. Şöyle, bu kayıtların deepfake olduğunu, montaj olduğunu iddia ediyorsun. Ama tabii şöyle ki, bir şey sormak de, isterim. Şöyle bir şey sormak isterim. Lütfen buyurun. Bu kişi, Turgay Kocakaya, bu telefon konuşmalarında ya da yüz yüze AK Parti adına temasa geçmek istediğini, çeşitli taleplerin iletildiğini yahut senin spor yazarlığı seçimden sonra işte TRT'de yorumculuk hayır, görüşme oldu mu aranızda? Hayır, asla olmadı. Asla olmadı. Sıfır. Onu da söyleyeyim. Şuna geleyim. Konuşmalarımızdaki olan o spor yorumcu şu bu. Telefonla asla olmadı. Onunla biz kahve içerken kahve ortamında konuşuyoruz. Sen işte futboldan bahsederken, sohbet ederken, takımlardan bahsederken ben spor yorumculuğu yaptığımı, spordan geldiğimi, işte siyasetten sonra futbol yorumculuğuna, belki teknik adamla devam edeceğimi, bunları normal olarak sohbettim. Ama kendisi oradan aldı, kırptı, fake'le. Sayın Zayma, siz biliyorsunuz. Kimlerin başına nasıl geldiğini de biliyorsunuz. Şöyle mi? Yanlış anlamıyorum. Şöyle mi? Özür dilerim. Şimdi tamam, bu kayıt, şöyle açıklığa kavuşsun diye soruyorum. Benim dinlediğim kayıt,
bir cep telefonunu sesi dışa verilmiş, başka bir cep telefonuyla bu arama, yani senin araman kaydedilmiş. Ben de ama sen şöyle diyorsun, sen şöyle diyorsun, biz onunla yüz yüze konuştuğumuzda bu sohbetlerimi kaydetti ve bunu kesip biçerek montaj yaptı, öyle mi? Hayır, öyle değil. Asla bu görüşme gerçekleşmedi. Ben futbolla alakalı konuşmuştuk, sohbet etmiş, siz spordan sorduğunuz için. Ama diğerlerin evet. hepsi külliyen yalan. Bu adam tamamen bana montaj kurup benden para istemeye kalktı. Bunu Lüt Savaş'ın danışmanına tehdit etti beni. Adaletten çekilmem için bu kurguyu yapacaklarını söyledi. Ben 3 haftadır genel merkezine, bizlere, hepsine, arkadaşlarına söyledim. Bakın bana şantaj kuruluyor, bana montaj kuruluyor. Bakın beni tehdit ediyorlar. Boyun eğme, önemli değil. Bunlar siyasette var. Sakın geri çekilme. Hoş geldin siyasete. Bu açıklamaları çok duyacaksın. Bel altı çok vuracaklar. Biz bunları çok yaşadık. Hep bana bunları söylediler. Gökhan Zan. Devamlı bunlar konuşuldu. Tamam. Ben asla kabul etmeyeceğim. Bakın başka bir şey daha söyleyeyim. Öyleyse, madem öyleyse, anlamak, başında bir şekilde savcılığa gittim. Bunların hepsini de savcılığa sundum. Ben peki Türkiye İşçi Partisi neden böyle bir karar aldı Gökhan? Bilemem. Onu onlar sorarsınız. Onu ben bilemem. Onu ben bilemem. Ama şunu söylemek istiyorum. Hatta şunu söylemek bir araya istiyorum. Girebilir miyim? Çok özür dilerim. Tamam, Gökhan buyurun. Zan bir araya gireyim. İsmail buyurun. Saymaz'ın sorusunu destekleyecek bir şey. Hatta az önce İsmail sen de bunu söyledin yanılmıyorsam. Altan Sancar'ın da haberi var Politik Yol'da. Tipin bu kayıtları incelediği ve kriminal olarak incelettiği ve montaj olmadığı sonucuna vardıkları... Böyle bir bilgiyi size aktardılar mı? Yani biz kriminal olarak incelettik. Niye siz CIA misiniz? Bir günde böyle kriminal, hassas bir noktayı adli kuruma, savcılığa gidip orada hassas bir şekilde incelemesi gerekmiyor mu? Ben gidip o zaman bu videoları ve bu yazışmaları, onların o üçlü arasındaki yazışmaları o zaman ben niye gidip savcılığa verdim? Hassas bir nokta olduğu için bunun incelenmesini istiyorum. Benim anlamak başım dik şekilde gitti. Kendileri o zaman niye savcılığa gitmediler? Ben soruyorum şimdi. Neden savcılığa gitmedi? Ben tek başıma gittim. Hodri Meydan buyursunlar. Hatta size karşı çıktım mu şu anda? Siz yaptınız belki doğru değil. Ben çıktım mı? Yasal işlem bile koymadım. Hani şeye karşılık. Herhangi bir savcılıkta bu yayınlamayla alakalı yayın yasağı koydurtmadım. Anlamak başım dik. Yani bir, bu montajlara... Gökhan suç duyurusunda ne zaman bulundun? Şöyle bir bilgi var. 7 Mart'ta suç duyurusunda bulunduğun yönünde. Bu doğru mu? 7 Mart'ta mı? Evet. Yani dün değil, dün, 7 Mart'ta. Dün suç duyurusunda bulundum. Dün akşam itibariyle. Tabii dün akşam itibariyle. Tipin açıklamasından sonra mı? Efendim? Tipin açıklamasından sonra mı? Hayır. Tipin açıklamasından sonra değil. Tipin açıklamasından önce. Bakın cumartesi günü beni çağırdılar. Gittim. Bu ses kaydını bana dinlettiler. Ben de asla kabul etmedim. Savcılığa gitmemiz gerektiğini söyledim. Lütfen tip, savcılığa gidelim. Türkiye İşçi Partisi'nde mi dinlettiler? Evet, yanlış anlamıyorum. Evet. Türkiye İşçi Partisi'nde evet. Antakya'da, Hatay'da. Lütfen gidelim dedim savcılığa. Bakın dedim bu montaj. Lütfen rica ediyorum gidelim. Bana dedi ki birlikte gideceğiz. Hiçbir sorun yok. Ama dedi... Pazartesi'yi bekleyelim. Beni neden bekleyelim? Bakın ben 3 haftadır zaten şantajlarla, montajlara tehdit ediliyordum. Ben bunu açık açık söyledim. Bizimkiler söyledim. Ertan Başa da söyledim. Arkadaşlarımıza da söyledim. Gökhan Zan önemli yani cumartesi günü. İstiyorum ama sözümü tamamlayamıyorum. Özür dilerim. Bafınızı sınarım. Çünkü Hatay halkının, ölkenin bunu bilmesi gerekiyor. Tabii ben de zaten ben iş, da, daha net evet, anlaşılsın da, diye soru soracağım. Cumartesi günü. Daha sonra ayrıldığım zaman onların yanında bana dediler ki eğer yorulduysan çekilebilirsin. Ne yorulması ya? Seteneksiz bırakılan bu Hatay'da ben niye adayım yalnız bırakayım? Kendileri demediler mi? AKP ve AKP'nin yandaşı olan Lüt Savaş'ın, aynı zihniyette olan Lüt Savaş'ı bu Hataylıları seçeneksiz bırakmayacağız diyen kendileri değil miydi? Ne oldu? Neden savcım ailelerine peki? Benim anlamak şimdi yarın savcılıktan çıkacak kararda ne diyecektir o zaman? Ne diyecekler? Bakın başka bir şey daha söyleyeceğim size. Ben dün cumartesi günü bunu yapınca pazar günü ben başka kişiden aldım bu ses kaydını. Önce onlardan istedim. Ondan sonra pazar günü bu benim elime geldi. Bana verilmedi. Pazar günü elime gelir gelmez ben hızlıca acil en hızlı şekilde
savcılığa gittim. Nöbetçi savcılığa gittim. İskenderun'da. Hemen basını da ben çağırdım. Adliyeye gidiyorum. Açıklamam olacak. Acılıktan sonra alnıma başındık. Gelin dedim. Herkese bütün basın mesajı var arkadaşlarımla gelin. Bu kadar da rahatım. Sorun yok. Yarın sonuç çıkacak. Önemli olan savcılıktan ve yargıdan çıkacak sonuç değil midir? Buyuralım. Tamam. Gökhan Zan. Başka bir şey, özür dilerim. Bakın. Bir şey, ben de bir şey sorabilir miyim? Buyurun, buyurun. Ben bir arabaya bir Gökhan, dakika. Gökhan bundan, tabii. İsmail bir saniye. Şöyle, cumartesi günü tipte o kaydı dinlemeden önce o ses kaydının olduğunu 3 haftadır biliyordunuz. Tabii ki bana söylüyorlar, beni tehdit ediyorlardı. Onu tamam. Söylüyorum. Arkasında her şey bana değil, ben asla dedim. Elinizi ardınıza koymayın. Tamam, peki ama şöyle, orada 3 haftadır bildiğiniz ama o gün tip size dinlettikten sonra hemen suç duyurusunda dediğiniz, pazar günü de elinize gelince suç duyurusunda bulunduğunuzu söylediniz ya. O 3-4 hafta niçin mesela beklediniz? Böyle bir tehditle karşı karşıya kaldığınızda neden bunu, hemen harekete geçmediniz? Ben bunu genel merkezde söyledim, ilettim. Onlarla konuştum. Hatta şöyle Turgay Kocakaya ile olan WhatsApp konuşmalardan bir tanesini şeyde yayınladı. Ne diyorlar ona? Twitter'ında paylaştı. Ben de hemen gittim. Suç duyurusunda bulundum. Bu bir hafta, 10 gün önce falan, tam olarak tarihi bilmiyorum. Onda hemen bulundum. Ancak benim elimde bir delil olması gerekiyor ki ben gideyim suç duyurusunda bulabilirim. Ama ben 2-3 haftadır tehdit edeyim mi? Şantajlara, montajlara bu şekilde bana karşı kurulan bu komutanın olabileceğini ben hep söyledim zaten. 2-3 haftadır ben söyledim zaten genel yönetimine. Arkadaşlarıma ben söyledim zaten. Ben yani bu aslında 3 haftadır biliniyordu, öyle mi Gökhan? Efendim? 3 haftadır biliniyordu bu. Hatay'da evet, çok sayıda kişi bundan haberdar. Tabii ki ben söylüyordum ama elimizde bir şey yok. Sadece tehdit ediliyordum. Çekilmem için. Bakın, ama benim bildiğim kadarıyla bu kayıt birçok kişinin elinde dolaşıyor. Öyle anlıyorum. Olabilir, dolaşabilir. Onu ben bilemem. Şunu söylemeye çalışıyorum. 2-3 haftadır her yerde lüks savaş. Şu adamları Gökhan Zan adaylıktan çekilecek. Gökhan Zan adaylıktan çekilecek diye hep bir algı yarattılar. Hayır efendim. Gökhan Zan adaylıktan çekmiyor. Tipin arkadaşlarımız da son 2-3 gündür bana 2-3 gün önce pardon yaptığım konuşmada yorulduysan çekilebilirsin. İşte hala düşünüyorsan çekilebilirsin. Çünkü ben 3 hafta önce bakın. 3 hafta önce ben büyük bir tartışma yaşadım. Tip genel merkeziyle. Açık ve net söyleyeyim. Ben sahada tek başımım. Bana hiçbir şekilde destek verilmedi. Samandağ ve Arsuz özelinde bana destek verilmedi. Samandağ'da Emrah Karaçay'la belediye başkanı adayımızla birlikte Allah yolunu açık etsin, başarılar diliyorum kendisine, bir araya gelemedim. Emrah Karaçay'ı arıyorum. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı adayım. Bakın arkadaşlar. Ben Türkiye İşçi Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı adayım. Beni Samandağ'da hiçbir mitinge çağırmadılar. Beni hiçbir mitinge çıkartmadılar. Karşı çıktılar. Kulağıma hoş gelmeyen şeyler geldi. Ben sustum. Konuşmadım. Zarar vermek istemedim. Arsuz'da kez aynı şekilde meclis adayları. Gökhan Zan'ı istemiyoruz. Gökhan Zan burada olmayacak. Büyükşehir'de lüks savaşı çalışacağız. Hep bunlar söyleniyor. Hep bunlar konuşuluyor. Hep beni bu şekilde mobbing uygulamaya çalıştılar. Bana bir tane gösterebilirler mi? Her zaman miting yapıp defnede bir tane bir defa. Nerede bir defa? Gökhan bir şey sorabilir miyim? Özür dilerim. Bir şey sorabilir miyim? Efendim buyurun. Bundan sonra sen şimdi tip dedi ki bizim artık adayımız değildir. Ama yasal olarak sen pusulada tipin adayısın. Evet. Peki bundan sonra tek başına mı yoluna devam edeceksin? Ne olacak? Yasal olarak da hatta ittifakların temsilinden adayım. Sayısal olarak anketlerde her geçen gün artan bir oyun var. Onu da söyleyeyim, seçimi de kazanabileceğimi hissediyorum ve bu bana bunu gösteriyor sokaklarda. Açık ve net söyleyeyim. Bakın hemşehrilerime şunu söylemek istiyorum. Yani tip amblemi de hatta ittifakına ihanet edenlerin obasının malı değildir. Açık ve net. Ben Gökhan Zan'ım. Gökhan Zan olarak Türkiye İşçi Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı adayım. Bu kadar söyleyeyim. Pusulada ismim ve tim ahlenin olduğu yere evet mührünü vurarak bana destek olmalarını rica ediyorum Hatay halkından. Bakın. Tim ahlevi de Hatay ittifakına ihanet edenlerin babasının malı değildir. Ben Gökhan'ın Türkiye İşçi Partisi'nin Büyükşehir Belediye adayıyım.
sırada ismin ve tip ambleminin olduğu yere evet mührünü vurarak bana destek olmalarını rica ediyorum. Peki. Gökhan Zan, şimdi işte neredeyse bir yarım saattir konuşuyoruz. Şöyle bir iki notun altını çizeceğim. O da şu, o işte kamuoyuna da yansıyan, bizim de az önce haber olarak ilettiğimiz ses kayıtlarının doğru olmadığını, montaj olduğunu ve bir deepfake ürünü olduğunu söylüyorsunuz. Aynı zamanda TRT yorumculuğu üzerinden ayrıca bir telefon konuşmanızın olmadığını, tamamen Turgay Kocakaya'yla bir sohbet sırasında, ben özetleyeyim de bir yerde yanlışlık olmasın, bir sohbet sırasında, bir sohbet sırasında spor yorumculuğu üzerine, işte spor yorumculuğu yaptığınız, spor insanı olduğunu söylediniz. Ve o ortam, TRT demişimdir, Halk TV demişimdir, inanın hatırlamıyorum. Yani ben Bein Sports'a demişimdir, başka bir kanal demişimdir. Ben bir yerde... Tamam ama bir sohbette bunların olabileceğini söylediniz. Ortam kaydı alındı ve sonrasında bu da montajlarda kullanıldı diyorsunuz. Ortam kaydı alıp almadığını ben bilmiyorum. Onu savcılık zaten karar verecek. Oraya intikal etti. Artık söz yargınındır. Ben alnım başım dik şekilde... Hayır ama telefon kayıtlarında bir... Biz yayınladınız zaten. Evet, bunda sanki böyle bir televizyon programı üzerinden... konuşması var ya, o nedenle söylüyorum asla, bunu. Asla, sizin kabul asla, etmediğiniz. Asla, peki. Asla. 3-4 haftadır aslında bu tehditle karşı karşıya olduğunuzu fakat ilk defa ses kaydını ben öyle anladım. Cumartesi günü tipte dinlediğinizi. Doğru mu? Tabii ilk defa aynen. Tamam. Sonra da pazar günü elinize geldiği andan itibaren de şey yaptığınızı, suç duyurusunda bulunduğunuzu söylüyorsunuz. Ve bu arada Sayın Lütfi Savaş'a yönelik de sorularınız ve iddialarınız var. Onu da bu bakın, yayın sırasında gündeme getirdiniz. Bakın sizden ricam. Dün beni farklı bir partide siyaset yaptığım için eleştirenler acaba Lütfi Savaş'ın siyasi duruşunu tarif edebiliyorlar mı? Soruyorum size. Sayın Sayman'a da soruyorum. Lütfi Savaş ülkücü müdür? Sosyal demokrat mıdır? Faşist midir? Sosyalist midir? Ak mıdır? Siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz Gökhan Zan? Efendim? Siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Hiç. Önce ben oraya anlatıyorum. Müsaadenizle burayı tamamlamak istiyorum. Faşist midir? Sosyalist midir? Ülkücü müdür? Sosyal demokrat mıdır? Ben soruyorum size. Ben söyleyeyim o zaman. Hiçbiri değildir. Halkın tercihlerini kendi tekelinde sanan birisidir sadece o. Hayır. Hatay halkı seçeneksiz değildir. Onu da herkes bilecek. Bakın meslektaşınız var Erk Acerer. Ahlaksız teklifler yapıldı kendisine. Hiç bunu soruşturdunuz mu? Lütfü Savaş tarafında neden bu konuyla ilgilenmediniz? Ben soruyorum şimdi size. Şantaj yapan bu adam hakkında neden savcılara görevi çağırdı? Gökhan Zan şimdi bak bir şey size. Önce şunu söyleyeyim. Burada bir hukuksal işlem var. Burada hukuksal bir işlem var ama. Bak, bu hayır öyle değil. Burada hukuksal bir işlem var. Senin mensubu olduğun, seni aday gösteren siyasi parti, biz açıklanamayacak ilişkiler nedeniyle Gökhan Zan'la ilişkimizi kestik dedi. Hı hı. Biz bu açıklamadan neye sonra gerekti? Seninle temas ettik. Mesela soruyorum. Bu Türkiye İşçi Partisi'nin yazılı açıklaması var. Şimdi hı hı. Türkiye İşçi Partisi senin eline ulaşan kayıtlar nedeniyle aday olmaktan geri çekildiğini iddia ediyor. Dolayısıyla burada muhatap Türkiye İşçi Partisi ve sensin. Biz evet. Türkiye İşçi Partisi'nin açıklamasından sonra bu kayda ulaştık. Bu kayıtta seninle konuştuğu iddia eden kişiyi sen tanıyorsun. Bu kim verdi? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu kayıtta senin konuştuğun kişiyi sen tanıyorsun. Ve bu kayıt evet, bu evet, adamla tabii. Bir süredir bu, diyaloğun bu, olduğunu söylüyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Bu kayıt kim verdi? Ben merak ediyorum. Ya bu kayıt Hatay derdilerle dolaşıyor. Özel olarak birinin vermesine de gerek yok ama... Tamam, ben senden de istedim bunu hatırlarsan. Ben senden de istedim. Yakınlarınızdan dolayı da bildiğim için size muhtemelen onun tarafından geldim. Ya Lütfü Bey'le alakası yok. Yakın da değilim. Lütfü Bey'e hiçbir sempati beslemiyorum. Ancak şunu söyleyeyim. Yaptığın doğru değil. Çünkü sen bana yayından önce dedin ki lütfen yayınlayın kamuoyu duysun ben de kendimi savunayım dedin. Yayına çıkınca istediğimi değiştirmezsen, tarzını değiştirmezsen sevinirim. Şunu söyleyeyim. Özür dilerim. Şunu söyleyeyim. Bir saniye. Şimdi Türkiye İşçi Partisi yayınlayabilirsiniz. Bir saniye. Türkiye İşçi Partisi seninle ilgili bu kara bak bir şey söyleyeceğim. Türkiye İşçi Partisi bizim bu olaya dahil olmamız Türkiye İşçi Partisi'nin seninle ilgili aldığı karardan sonra oldu. Ben dün gece seni aradım. Türkiye İşçi Partisi'ni aradım. Bu saate kadar seninle diyalog halindeyiz.
olabildiğince nesnel şekilde bu tartışmayı götürmeye çalıştık. Senin elbette itirazların var. Elbette tipe itirazların var. Elbette bunları dile getireceksin. Ve şu an dile getiriyoruz. Ancak bakın İsmail Bey, şöyle bir şey var. Bu ses kayıtlı araç montajları ile ilgili sanıyorum bu adı geçenler yasak haklarını kullanacaklardır. Elbette öyle. Tamam işte AK Parti'yi aradık. AK Parti'yi aradık ama şunu söyleyeyim. Bu sorunun şu an şu meseleyi tartışıyor olmamızın başlangıcı Türkiye İşçi Partisi'nin seninle ilgili aldığı karar. Bunu söylüyoruz. Benim anlamak, başım geyik, sağcılar. Diyoruz ki bu bak, Turgay Kocatepe denilen kişi seninle bir tanışıklığı var ve bu tanışıklığı sen kabul ediyorsun. Diyorsun ki işte yanıma geldi, seçim çalışmasına katıldı, benden gibi göründü diyorsun. Bir ses kaydı ortaya çıkmış. Biz bu kaydı bir siyasetçiye soruyoruz. Burada anormal olan nedir? Bakın ses kaydı değil. Ses kaydı iki kişi arasında olur. Bu bir montaj, bu bir kurgu. Bu tamam, bir sen ne diyorsun ki bu bir montaj? Yalan olan, bana kurulan kumpastır. Onu düzeltelim önce. Buna da lütfen tamam. Savcılık karar senin açından, sonunda. Senin açından. Yarın Gökhan'dan alınan akide çıktığında kim ne açıklama yapacak? Kim nasıl karşıma çıkacak? Ben Hatay halkının karşısında dimdik nasıl bu mücadeleme devam ediyorsam o günde dimdik Hatay halkımın ve ülkemin karşısına bu şekilde çıkacağım İsmail Bey. Evet, peki. Var mı başka İsmail Saymaz sorun? Hayır, teşekkür ederim. Aslında şöyle tabii ki Gökhan Zan, ben de şunu söyleyeyim. Özellikle yani bu yayın sırasındaki değerlendirmeleriniz ve tabii ki suç duyurusundaki dilekçede de var aslında o iddialarınız. Elbette ki gazeteciler açısından artık tabii ki Lütfü Savaş'a da sorulacak sorular var. Değil mi İsmail Saymaz? Çünkü sonuçta Gökhan Zan'ın iddiaları var. Ve dolayısıyla yarın öbürsü gün bu tartışmanın etrafında elbette ki Sayın Savaş'a da sorulabilecekler var. Onu tabii da ben ki, not olarak düşeyim. Tabii ki gidecek. Belki savcılıkta orada ifade verecek. İfade şu an aslında Türkiye İşçi Partisi'nin ve Lütfü Savaş'ın da çaba yapması gerekiyor. Bakın Lütfü Savaş'ın, bakın bu şahıslar Lütfü Savaş'ın adını kullanarak geldiler bana. Bakın tekrar ediyorum. Ve hatta başka bir şey daha söyleyeyim. Lütfü Savaş'ın adına bana gelen onlarca kişi oldu. Geri çekilmem için bana tonlarca para teklifle geldiler. Bu insanlar Lütfü Savaş'ın adını kullanarak geliyorlar. Bakın buna da dikkat etsinler. Ben susuyorum, konuşmuyorum kimseye zarar vermemek için. Ama diğere kadar, tehditlere kadar ben boyun eğecek bir insan değilim. Lütfü Savaş'ın Alevi düşmanlığı ortaya koyan ses kaydıyla ilgili neden kimse ilgilenmedi? Soruyorum size. İsmail bir şey söylüyordu. İsmail tip ve Lütfü Savaş dedi. Yok, ben şöyle dedim. Türkiye İşçi Partisi yazılı bir açıklama yaptı. Türkiye İşçi Partisi'nin de şimdi öyle veya böyle Gökhan Zan tip adayı yani. Yasal olarak durum değişmiyor. Ben tip adayım şu anda. Tabii Türkiye İşçi Partisi'nin de Türkiye İşçi Partisi'nin de Lütfü Savaş ve cephesinin de bu meseleye dair açıklama yapması gerekir. Çünkü iş iyice çetrefilli hale geldi. Şu an bana Gökhan Zan'la konuştuğunu iddia eden Turgay Kocakaya'dan mesaj geldi. O da cevap hakkımı kullanmak istiyorum diyor. Bu tabii meselenin açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Hakkını, Turgay Kocakaya savcılıkta kullanır hakkını. Turgay Kocakaya sonuçta çağrılacak. Orada da ifadesini verecek. Bu kadar basit. Savcılıkta bunun karar versin yani. Peki. Gökhan Zan peki dünden beri özür dilerim buyurun. Dün akşamdan beri mesela işte sokağa çıktığınızda nasıl tepkiler gördünüz Hataylılarda? Çok daha güzel. Çok daha güzel. Yanındayız. Devam ediyorsun. İyi ki çekilmedin. Nasıl biri olduğunu biliyoruz. Arkan sonuna kadar. Çok gibi büyüyen bir sevgi var şu anda. Peki. Ve ben de savcılıktan sonra çıkan karardan sonra başım dik nasıl bugüne kadar devam ettiysem ve nasıl tek başıma bu mücadeleye devam ediyorsam, nasıl AKP ve AKP zihniyetinde Lütfü Savaş'a meydan okuyorsam, Lütfü Savaş'ın nasıl biri olduğunu artık tüm ülkenin ve adayın da bilmesi gerekiyor. Lütfü Savaş, Alevi düşmanlığını ortaya koyan ses kaydıyla neden kimse ilgilenmedi? Herkese soruyorum. Bakın genç gazeteci var. Atlan genç hanıma. Atlan tweetlerden ötürü onlarca tehdit aldı bu genç gazetecimiz. Siz de gazetecisiniz. Buna maruz kaldı. Neden kimse sahip çıkmadı? Hatayla alakalı bir sürü şey yazıyor. Niye kale alınmıyor? Neden bu tehditlere kimse karşı çıkmıyor gazeteciler olarak kimse? Gökhan Zan ve Lütfü Savaş olarak mı bu söyleniyor? Hı-hı. O yüzden bundan sonra karar yargıdadır. Yargı buna karar verecektir. Bunun üstünde de artık diyeceğimiz bir şey yok. Sonsuz evet artık. Doğru, biz de yakından takip edeceğiz. İsmail Saymaz bir şey mi söyleyeceksin yoksa Gökhan Zan'a teşekkür edeceğim? Bu
neydi? Turgay Kocakaya adlı kişi mesaj atmış. İşte Gökhan Özen'in gerçek dışı bilgi verdiğini iddia ediyor. Kimsenin hukuki süreç sonucunda kimsenin mahcup olmasını istemem diyor. Bugün söylenenlerden üzgünüm diyor. Gider, şöyle, benim evet, bence de. Şimdi bence de dolayısıyla meselenin taraflarının daha açık konuşması ve savcılık sürecine müdahil olması gerekir. Öyle. Peki. Gökhan Zan, teşekkürler. Çok özür dilerim. Gerçekler ortaya çıktığında utanırlar mı bilmem ama bugün yayınlanması sesimi çıkardığım bu kurguların özellikle teknik analizi gelip bilimsel vadeli olarak da haklılığım ortaya çıktığı gün ilk iş olarak şu anda konuştuğum ekran dahil bu montajları, deepfake'leri, kurguları, şantajları, malzemelerini hepimiz o gün zaten bir daha konuşacağız, göreceksiniz nasıl olacağını. O yüzden son söz artık yargınındır. Tüm ülkemizde Hataylılarda ne duruma düştüğümüzü, bu şantajlara boyun eğmeyeceğimi, asla bu kurgulara, bu komplolara baş eğmeyeceğimi, boyun eğmeyeceğimi, herkes bizim yoluna, Gökhan kardeşleri, evlatları daha da güçlü bir şekilde dimdik başı dik bu sokaklarda yürümeye devam edecek, korumasız devam edecek hem de. Nasıl bugüne kadar konvoysuz da devam edecek. Hatay halkını yüz binleri arkasına alarak 31 Mart'ta zafere erişene kadar bu mücadelemi sürdüreceğim. Sonraki mücadelemde alnıma karşında hem Hataylılara karşı hem de ülkeme karşı temiz bir insan olarak çıkacağım. Gökhan Zan, teşekkürler. Sağ olun bu yayına katıldığınız için ve sorularımızı yanıtladığınız için. Çok teşekkürler. İsmail Saymaz, var mı ekleyeceğim bir şey yoksa kapatacağım yayını? Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Tamam. Çok teşekkürler tekrar.